Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bu programda kemik sağlığımızı güçlendirebilecek yabani otlardan bahsetmek istiyorum. Bu yabani otların bir kısmını kendi bahçenizde kültür alarak da yetiştirebilirsiniz. Doğada kendi kendine çıkan bitkileri de toplayarak aynı etkileri belki de çok daha fazla içeriklere sahip olarak elde etme şansınız var. Sağlıksız kemik ve kemik erimesiyle ilgili tıbbi terim olarak kullanılan osteoporoz sadece Amerika'da 54 milyon insanı ilgilendiren bir hastalık. Bununla birlikte dünya genelinde kemik kırılmalarının çok büyük bir oranı da bu kemik sağlığının güçlü olmaması, zayıf kemiklere sahip olan insanların kemiklerinin çok daha hızlı kırılmasından dolayı olur. Birçok insan süt içmenin kemik sağlığı için çok iyi geldiğini düşünebilir. Ancak durumun çok da öyle olmadığını inşallah müsait bir zamanda bunların detaylarını vererek anlatmaya çalışırız. Süt içmeyin, sütü fermante ederek elde ettiğiniz bir takım ürünleri kullanmaya çalışın. Direkt süt içmek kemik sağlığınızı negatif yönde etkiler. Birçok insan bitkilerin kemik sağlığını koruyabilecek, sağlam kemikler oluşturabilecek bir takım içeriklere sahip olduğunu maalesef bilmiyor. Hele ki Türkiye'de bu sağlıklı bitkiler konusunda çok fazla bilinç sahibi değil miyiz mi diyeyim, yoksa çok fazla üzerine düşmüyoruz mu diyeyim, ya bilemiyorum yani nedenlerini içinlerini çok fazla irdelemek istemiyorum ama bu doğada yetişen bir sürü doğanın nimetleri diyebileceğimiz yabani otlar diye isimlendirdiğimiz bu otların hepsi insan sağlığı için çok muhteşem içerikler barındırır ve bunları doğru kullanmakla birlikte sağlığınızı çok iyi bir şekilde korumanız mümkün. Ancak ne hikmetse özellikle Anadolu insanının o doğayla olan zincirini kopardılar. Kaybettiğimiz o halkayı bir türlü bulamıyoruz. Ne zaman ki bu zinciri tamamlayacağız, birçok sorunu da aşmış olacağımıza inanıyorum. Kemik sağlığımız için etkili olan bu 5 tane yabani otu birer birer saymaya başlayalım. Birincisi limon otu. Limon otu özellikle osteoporoz tedavisinde Türkiye için söylemeyeyim ama dünyanın birçok yerinde modern tıpın çok ileri olduğu ülkelerde reçetelere yazılan bir bitkidir. Ancak Türkiye'de çok fazla değerini bilmediğimiz ki neyin değerini biliyoruz diyeceksiniz o ayrı bir konu ama bu limon otunu osteoporoz konusunda veya kemik sağlığı konusunda çok göz ardı ettiğimiz bitkilerden biridir. Limon otunun içeriği yeni kemik oluşumlarını olumlu yönde etkilediği gibi kemik kaybını da önleyen bir takım flavonoidler içerir. Ayrıca kemikler tarafından kullanılan yeni kemik oluşumu ve onarım hasarı sırasında kullanılan kalsiyumu yüksek oranda içerir. Limon otu dünyanın birçok ülkesinde baharat olarak kullanılırken Türkiye'de pek fazla kullanılmaz. Genellikle çay olarak tüketildiğini görüyoruz. Ancak çay konusuna da o hazır aldığınız poşetler konusuna da biraz dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bunlar çok sağlıklı şeyler değildir. Mümkünse ki kemik sağlığınızı, vücudunuzun sağlığını düşünüyorsanız bu tarz otları kendiniz yetiştirin. Ancak yetiştirme, toplama, kurutma, kullanma konularındaki detaylara da mümkün olduğunca hakim olmaya çalışın. Çünkü yanlış toplama zamanı, yanlış kurutma, yanlış depolama veyahut da yanlış bir şekilde kullanım için hazırladığınız bu şifalı otlar sizi zehirleyebilecek, negatif etkiler gösterebilecek bir ürüne dönüşebilir. Onun için bu tarz şifalı otları mümkün olduğunca en ufak detayına kadar öğrenmeye çalışın. Kemik sağlığının korunması ve oluşabilecek hasarları iyileştirme konusunda bir başka mükemmel bitkimiz de at kuyruğudur. At kuyruğunda kemiklerin sağlam olmasını sağlayan etken madde silikon. Silikon da kalsiyum gibi kemik oluşumunda önemli roller oynar. Silikon yeni kemik oluşumunu etkilediği gibi bağ dokularında iyi durumda olmasını sağlar. Bağ dokularınız ne kadar kuvvetliyse kemikleriniz de o oranda korunaklı olacak. At kuyruğu limon otu gibi genellikle çay olarak kullanılabilir ancak tentür ve kaynatmalarında yapıp kullanma şansınız var. Kara hindiba, kemik sağlığı ve osteoporoz konusunda kullanabileceğimiz şifalı bitkiler arasında önemli bir yeri hak eden bitkidir. Aslında kara hindiba sağlığınızı olumlu yönde etkileyebilecek
çok önemli bitkilerden biridir. Hiçbir zaman Türkiye'de buna yeterli değer verilmedi. Karahindiba'yı şöyle anlatmaya çalışayım. Dünya haritasını gözünüzün önüne getirin. Bütün o kuzey yarım küreyi Kanada, Amerika'dan başlayın. Avrupa, devam edin işte Rusya. Ta en son Rusya'nın bitimine kadar. Oradan aşağı Çin'e, Hindistan'a, Doğu Türkistan'a kadar bütün o coğrafyayı bir tek Türkiye'yi çıkartın arasında. Bunların hepsinde, bütün geleneksel tıpta Karahindiba'nın çok çok önemli bir yeri vardır. Ancak biz bu bitkiye maalesef ve maalesef hiçbir zaman hak ettiği değeri veremedik. Bu kemik sağlığı konusunda da karahindiba çok önemli işler yapar. İçerisinde kalsiyum ve silikon barındırır. Karahindiba at kuyruğunun içerisindeki yüksek oranlardaki silikon ve limonatonun içerisindeki yüksek oranlardaki kalsiyumu tek başına kendi bünyesinde barındıran nadir otlardan biridir. Ve kemik sağlığınız için bu at kuyruğu ve limon otunu kullanacağınıza sadece karahindibayı kullanmanız bile kemik sağlığınızın üst seviyelere çıkmasına neden olur. Karahindibanın içerisindeki silikon bağ dokularını da sağlamlaştırabilecek önemli maddelerden biridir. Karahindibanın birçok kullanım şekli olmasıyla beraber daha çok çay olarak kullanıldığını görüyoruz. Bunun tentürünü de yapabilip kullanma şansınız var. Kemik sağlığı için bir başka bitkimiz de gotu kola. Yani gotu kolayı çok fazla yetişme şansınız olmaz ama aktarlardan mutlaka edinebileceğiniz bir bitkidir. Gotu kolanın içerisinde kemik sağlığını destekleyebilecek silikon ve kalsiyum bulunmaz. Ancak kıkırdak yapıcı ve bağ dokularını sağlam tutucu bir takım içeriklere sahiptir. Demin de anlatmaya çalıştığımız gibi sağlam kemikler için sağlam dokulara ihtiyacımız var. Bu gotu kolanın içerisindeki bir takım etken maddeler de bağ dokularının sağlam olmasını sağladığı için kemik sağlığımıza çok önemli faydaları vardır. Hepimizin bildiği gibi papatya yatıştırıcı etkilere sahip olduğu bilinir. Ancak kemik sağlığı üzerindeki etkileri çok fazla bilinen bir konu değildir. Papatya zayıflamış kemiklerin ve osteoporozun önde gelen nedenlerinden biri olan kademeli kemik kaybını önlemede çok önemli işler yapar. Bunu da menopoz sırasında düşük kemik kayıplarına neden olan östrojen seviyelerini etkileyerek yapar. Ek olarak aynı limon otu gibi içerisinde kemik sağlığını koruyacak flavonoidler barındırır. Genelde papatyayı çay olarak tüketmeyi tercih ediyoruz ama tentürünü de yaparak aynı şekilde kemik sağlığı için kullanma şansınız var. Bir videonun daha sonuna geldik. Sizi kimsenin doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.